Evet. Söz sırası Sayın Ahmet Kaya'ya ait. Buyurun sen. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımızı saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerindeyiz. Vatandaşlar arıyor. Değerli vekilim, bütçede bizim için ne var diye soruyorlar. Maalesef istediğiniz hiçbir şey yok demek zorunda kalıyorum. Esnaflar alıyor, gençler arıyor. Maalesef bunu söylüyorum arkadaşlar. Nasıl olsun bakın, bütçe rakamlarına baktım. Yatırıma 89.1 milyar lira ayrılmış. Faiz giderlerine 179,5 milyar ayrılmış. Yani görünen şu ki memleketi batırmışsınız, faiz ve borç sarmalının içine sokmuşsunuz. Esnaflarımız dükkanlarını kapatmışlar, esnaflarımız destek bekliyor. Bir genelge yayınladınız. Esnaflarımıza dediniz ki dükkanlarınızı kapatın. Hay hay, esnaflarımızın tamamı bu genelgenize uyarak hareket etti. Fakat ondan sonra esnaflarımıza haliniz nicedir, nasıl geçiniyorsunuz, evinize ekmek götürebiliyor musunuz diye sormadınız. Şimdi arkadaşlar, madem bu genelgelerle bu işler çözülebiliyor, bir genelge daha yayınlayın ve deyin ki esnaflarımızın kirasını biz ödeyeceğiz. Esnaflarımızın vergilerini biz ödeyeceğiz. Esnaflarımızın kredi borçlarını erteliyoruz. Bunu esnaflarımız için, milletimiz için yapmak zorundasınız. Dünyanın birçok ülkesinde birçok ulus, üzülerek söylüyorum, bunu vatandaşlarına yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bunun gereğini de yapmak zorundasınız. Fakat sizin böyle bir derdiniz yok arkadaşlar. Sizin millet diye bir derdiniz yok maalesef. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki bazı ülkelere para desteği veriyoruz. 156 ülkeye de sağlık malzemesi ve ekipman desteği veriyoruz. Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol dedim bu sözleri duyduktan sonra. Arkadaşlar, kriz döneminde bu koronavirüsü ortaya çıktıktan sonra IBAN atıp bu milletten para topladınız. Şimdi o paraları bakın, Tunus'a 3,5 milyon dolar, Somali'ye 3,5 milyon dolar yardım gönderiyorsunuz. Ya memlekette millet aç, esnaf dükkanlarını kapatmış, emekli geçinemiyor. Bu kadar sıkıntı varken siz tüy bitmemiş yetimin parasını hoyratça başka ülkelere gönderiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Buna hakkınız yok. Bunu bir kere bilmelisiniz. Eğer paramız varsa, eğer imkanlarımız varsa elbette yardım edeceğiz. Biz yardımsever bir milletiz. Ama önce can, sonra canan. Bu ülkede bakın insanlar çöpten gıda maddeleri toplayıp yemek yapmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde bir sürü insanımız 25 kuruş ucuza ekmek alabilmek için ekmek kuyruklarına giriyor. İntihar edenler var, Kemal Bey anlattı az önce. Aş iş deyip intihar eden insanlarımız var. Esnaflarımızın dükkanları kapalı. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ayrıca 156 ülkeye sağlık yardımları yaptığımızdan bahsediyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu ülkede SMA'lı çocuklarımız var. Geçenlerde anne babaları geldiler. Ağlaya sızlaya orada yavrularımızı kurtarın dediler. Eğer paramız varsa bu devletin birinci görevi o yavrularımızın canını kurtarmak olmalıdır. Yine üniversite hastanelerimiz. Bakın ben Trabzon milletvekiliyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi ve bütün üniversite hastaneleri sıkıntıda. Hastalar ameliyata giriyor. Doktorlar diyor ki şu nedir arkadaşlar? Ameliyat eldiveni. 10 kuruş 20 kuruşluk ameliyat eldiveni. Ameliyat eldivenimiz yok, eldiven getirin diyorlar. Üniversite hastanelerimiz bu durumda. Batikon yok üniversite hastanelerimizde. Bunun yerine sıvı deterjanlar kullanıyorlar bazı hastanelerde. Belki de bu yüzden insanlar enfeksiyon kapıyor, ölebiliyor. Bu sıkıntılarımız dururken sanki ülkemizde milletimizin, memleketimizin hiçbir derdi, sıkıntısı yok. Biz ülkelere para yardımı yapmaktan, ülkelere sağlık yardımı yapmaktan bahsediyoruz. Gerçekten akıl diyorum, gerçekten vicdan diyorum. Değerli arkadaşlar, bakınız. Şimdi yine az önce Sayın Grup Başkan Vekili de söyledi. Dedi ki siyaset yalanla yapılmaz, haram olur dedi. Evet arkadaşlar, bakın bu ülkede yıllardır iktidarda bir siyasi parti var ve maalesef birçok konuda bu millete yalan söylüyor. Bakın dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Dikili bir ağaç yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir fabrika yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaktığı bir çivi yok. Çok özür dileyerek arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye yaptıklarını şöylece bir liste halinde sizler de görün arkadaşlar. Bakın, şu gördüğünüz 15 metrelik liste, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın. Bakın arkadaşlar, şu listede, şu elimdeki listede AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bunu da atıyorum. Bakın arkadaşlar. 13 metrelik listedir arkadaşlar. AKP'nin sattıklarının listesidir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın arkadaşlar. Lütfen dinleyin. Bu ülke 70 sentlere muhtaç olduğu günleri gördü. 70 sente muhtaç olduğu günler oldu bu ülkenin. Ama hiçbir iktidar bu ülkenin 70 kuruluşluk malını satmayı tenezzül etmedi. Ta AKP iktidarına kadar. Evet, peki, teşekkür ederim Sayın Milletvekili. Evet, Beşel, alın belgelerinizi de alın. Tamam, hadi.